Evet arkadaşlar 6 Ağustos salı akşam kapanış. Hemen aracı kurumlara bakalım. HSBC 1 milyarlık almış. Yapı Kredi 850 milyon, İş Yatırım 850, Ak 812, Garanti 759 milyonluk alış tarafında. Şöyle satışlarda Bank of 2 milyar hala değişiyor. 2 milyarlık diyelim. 2 milyarlık satmış infobi milyar, Ziraat 648, Tacirler 523. Yatırım Finans 449, TEP 395 milyonluk. Satış tarafında arkadaşlar. Şu HSBC mesela en çok alan ne almış mesela? Türksel Yapı Kredi Garanti'ye, Oyak C Pegasus bunları almış arkadaşlar. En çok alan aracı kurum Bofa mesela en çok satan Bofa ne satmış mesela? En çok satan bu BOFA iş CTR satmış. 527 milyonluk. Türkiye Hava Yolları satmış. 263 milyon. Akbank 163. Ülker 195. Garanti 178. Pegasus 173. Ereli 141. Yani satmış. Bunları Bank of America bunları satmış. Yani şu piyasada buçuk milyarlık, 2 milyarlık mal satmak yani. Hisselere de baktığımız zaman Türkiye Hava Yolları'nda iş yapı kredi HSBC Türkiye Hava Yolları'nda almış. Bofa, Deniz, TEP satmış. Tacirler hatta. Pegasus'ta HSBC yine almış. Garanti almış. Bofa yatırım finans satmış. Megap'ta bedelli sermaye artırımı olduğu için arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Bayağı bir eksiye gitmiş. Neredeyse taban olacak. İşle yapı kredi almış. Osmanlı, Info, Bofa satmışlar. Sasa'yı vakıf gedik almış. Bofa yatırım finans yapı kredi satmış. E, Koton'u vakıf almış arkadaşlar. Pilip satmış. Patek tavan oldu. Bofa almış. İş almış. Demir çeliklerden e, İstemir'i iş yatırımı HSPC almış. Ak e, yatırım finans satmış. Ereyli de Oyak yine almış 4,5 milyonluk. Şu Sistemir'den almıyor yani. Sanki sadece bu şirketi yani. Oyak Oyak QNB Info almışlar arkadaşlar Ereğli'den Bofa, Marbaş, Yapı Kredi falan satmışlar. Hareketi de Ziraat Vakıf almış. HSPC Yatırım Finans satmış. Vestel'de ne var arkadaşlar? HSBC Bulls almış. Garanti tep satmış. Onun dışında Nuh CME'yi yatırım finans almış. BOF'a satmış. Kaleser 44 oldu. Onur yatırım arkadaşlar. Onur yüksek teknoloji. BOF'a almış. 1 milyon yüz bin lot. Yani kim ne isterse onu götürüyor arkadaşlar. Vakıf satmış, ziraat satmış. Onun dışında ne var arkadaşlar? Lilak'ı da almışlar. Marbaş bofa almış. Ziraat El Batrus satmış. İgit'ten ziraat garanti almış. Bofa satmış İgit'i bugün. 1 milyon 600 bin lot satmış. Altınay'ı salon arkadaş. Altın ayda mı acaba? tavan olmuş. Puls iş sat almış. Bofa info satmışlar arkadaşlar. Celhay'da çelik halat. Bunda da iş garanti almış. Bofa satmış. Zaten şeyde işteydi. Aracı takasta da işteydi. İşteki arkadaş yine almış. Evet arkadaşlar haberler. Haberlere bakalım. Haberlerde ne var? Şöyle Almus yatırım TÜPRAŞ'ın hedef fiyatını aşağı Yönlü revize etti diyor. 210 TL'ye yi indirmiş. GİNALNUZ T7 fiyatını 60 TL olarak korudu. Bu 60 değil 460'tır muhtemelen. TSKB hedef fiyatını Ziraat Yatırım 17-18'e çıkartmış. Şöyle e, önemli haber var mı arkadaşlar? Onlara bakalım. CWKMDM 5 milyon dolarlık iş almış. 2023 lirasında e %10 güzel bir iş almış arkadaşlar. Sayas da iş almış. 1 milyon euroluk. Koton Koton Ceosu Bülent Sabuncu ilk çeyrek finalde işlerimizin ilk çeyrek genel işlerimizin daha sakin olduğu bir dönemdir. ikinci çeyreğin daha iyi olmasını bekliyoruz demiş. Halk arzdan gelen tutarla birlikte borçluluğumuz da azaldı. İlk 6 ay talep kısılması çok net hissetmedik. Talep daralmasına, talep daralmasına karşı da stratejimizi hazırladık diyor. Koton'dan tantan tan, taneler. THY Şeker Yatırım 475'e çıkartmış hedef fiyatını. KKM'den çıkış konusunda çok iyi gidiyoruz diyor Bakan Şimşek. İntegral Yatırım Türkiye Hava Yolları'nın hedef fiyatını 490'a çıkartmış. Bunlar çıkarttıkça satıyorlar yani Açılır açılmaz Bismillah Türkiye Hava Yolları satıyor millet. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Aselsan'dan yeni bir iş. 34 milyon dolarlık bir iş almış. Uluslararası bir müşteri diyor. Uluslararası olunca daha önemli arkadaşlar. Alves şunu göstere göstere getiriyor arkadaşlar. Şu fabrikayı alacaklar yani muhtemelen yatırımcılara haber veriyor yani. 22 milyarlık RGS Anadolu Holding'e bağlı HES Hacılar elektriği satın alacaklar sanırım. Yani büyük bir ihtimalle alırlar. Evet arkadaşlar bugünkü haberler de bu şekilde. Yani borsa yine eksi kapattı. Yarın sabah açılışta tekrar görüşürüz. Bir de arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, videoları beğenelim arkadaşlar. Ee, abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım.